işareti var. Yani sonuçta Erdoğan işaret etmişti. Büyükekşi'yi, Mehmet Büyükekşi'den memnunum, Montella iyi işte çeyrek finale çıktık, daha ne istiyorsunuz diye. Sonra onun karşılığında... 2024'te beraberdi federasyonla. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'ya gitti. Bozkurt işareti UEFA tarafından ceza tartışmalarıyla. Bir de Mehmet Büyükekşi'nin karşısında rakip vardı aslında. Çok da isteyen bir rakip vardı. Erdoğan Mehmet Büyükekşi'yi işaret edince rakibi çekildi. Hocamın da dediği gibi yani demokratik tehdit var dedi, bir siyaset var dedi. Seçim olsun adıyla Kara Osmanoğlu gösterildi ve gitti kazandı. Ki dün Ali Koç'un konuşması da önceki gün etkili olduğu anladığım kadarıyla. Sert bir konuşmaydı. Sert bir konuşmaydı ama yani bir ülkenin özel kurumlarına da bu kadar karışma yani. Mehmet Büyükekşi'yi işaret ediyorsun, seçilmiyor. Şimdi ne olacak? Seni işaret ettiğin adam seçilmeyince. Şimdi böyle sorular akla gelir. Ne olacak? Yani ya seni artık ciddiye almıyor insanlar. Ya eski gücünde değilsin. Hadi artık yavaş yavaş demektir bu. Ben yani dünyanın her yerinde böyledir. Ya da hiç işaret etmeyeceksin. Çünkü ülkenin cumhurbaşkanı birisini işaret ediyor ve o seçilmiyorsa burada sorun cumhurbaşkanındadır. Orada başka tartışmalar oluşur tabii ki. Böyle bir durum var. Federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu seçimi çok konuşulduğu için ve çok da hararetli geçtiği için ve biz futbolda çok fazla futbol dışı konuyu da konuşur hale geldiğimiz için önemli bir seçimdi. Dediği gibi hani Mehmet Büyükekşi çok favori görünüyordu ve o kazanacak deniliyordu. Herkes aynı şeyi söylüyordu. 5 oy farkla herkesi şaşırtan bir sonuç oldu. Buyurun hocam. Bir konu vardır bilirsiniz. Hani bu tekrarlanırsa şey için Portekiz'de yaşanan ya da Portekizli siyasi faşist diktatörler için söylenir. Hani F'lerden bahsedilir. İnsanları uyuşturmak için siyasetçiler futbola müdahale eder. Vatandaşın önüne futbolu atar. Bu şekilde gündemi değiştirirler derlerdi ve Türkiye için de bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı ve siyasilerin ki aslında benim hatırladığım bir AK Parti döneminde oldu bu. Daha önceki yıllarda yoktu. Evet. Siyasilerin hiçbiri takımlarını tuttukları takımı bile açıklamazlardı. Hassastı bu konularda. AK Parti döneminde bu işler devreye girince bizler, ben de dahil olmak üzere birçok insan işte bak AK Parti de kendisinden önceki faşist liderlerin yaptığı gibi futbolla insanları uyutuyor denilmeye başladı. Ancak geldiğimiz noktada en büyük golü futboldan çıktı zaten. Futbolda futboldan çıktı. Bilmem bir sürü şey konuşur hale geldik. Dediğiniz gibi insanlar biletlerini almamaya, maçlara gitmemeye başladı. Öyle tabii. Şimdi bunun ekonomik etkileri olacak. Yani hiç göründüğü Dünya gibi Kupası'nda değil. Bir yani Dünya Kupası'nı konuşamadık. Yani neler konuştuğumuzu hatırlıyorsunuz. Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da. Sonra işte diğer maçlarda başka tartışmalar yaşandı. Hakemler dövüldü, edildi. Sonra işte cezalara baktık. İnsanlar hapishaneye alkışlarla koşturdu. Sağdan çekildi. Yani Mehmet Büyükekşi rezalet bir yönetim gösterdi. Sonra Bozkurt işareti. Şey evet. Şimdi mesela çekilen aday UEFA'daki görevlerinden de ayrıldı. Ne olacak şimdi? Yani bir sürü Hacı Osmanoğlu'da bütün kurullarda görevi yani koltukları boşaltın nezaketen. Sonuçta yeni yönetim gelecek diye de öyle bir de ifade kullandı. Doğru söylüyor. Peki, böyle bir süreç var. Dikkatimi çekti dünkü o heyecan, izlenme, işte açıklamalar falan. O yüzden sormak istedim. Siyaseten de okunması gereken bir süreçti çünkü. Ya bir oyun neticede bu. Yani çok fazla çok bundan önemsiyoruz, çok şey atfediyoruz aynı. Evet, sahada oynanıyor. Alt tarafı yöneteceksin. Ama işte alt tarafı yönetmediler daha önce. Sorun orada. Dünyada da yani en değerli kulüpler şeklinde listeler falan hazırlanıyor ya bizler de. Biz ya bir Anadolu'ya siz futbolu sevsinler diye milli takımınızı götürüyorsunuz. Orada birden siyasi şov yapılmaya başlanıyor. İşte bir siyasi partinin, işte AK Parti'nin yok gençlik örgütleri şudur budur çıkartıyorsunuz oraya. Sloganlar atıyorsunuz. Rakip takımın işte marşını ıslıklattırıyorsunuz. Yani yeni bir kültür kendilerine göre yaratmak istediler ve toplumu yönlendirmek istediler. Hocam, bunlar olmaz. İşte bir de bizde de şey var, şanssızlık var yani. Yani bir futbolcu Bozkurt işareti yaptı diye bir maçın yani sevinci kursağımızda kaldı.
Ay ne tartışmalar tartışmalar. Ama bakın oradaki tartışmalar da yanlış bir yöne gitti. Kimisi ve özellikle muhalif kesimler efendim yine bu siyaset karıştı. Türklerin bilmem nesi de şudur. Ondan sonra bütün üniversitelerdeki mezuniyet törenlerinde diploma alan bozkurt işareti yapmaya başladı. Bu da ciddi bir siyasallaşmaya neden oldu, tepkilere neden oldu. Aslında hani sadece siyasi anlamı yok yani o bozkurt işaretinin. Neyse. Dolayısıyla o sevinç de kursakta kaldı. Oraya da siyaset girdi. Böyle değişik bir dönem yaşadık. En sonunda da yönetim değişti.